Evet, kırmızı renkli üçgenin alanı 6 birim kare. Mavi renkli üçgenin alanı 8 birim kare. Yeşil renkli üçgenin alanı 12 birim karedir. Buna göre mor renkli üçgenin alanı kaç birim karedir? Bakın arkadaşlar, 12 artı 6, 18. 8 ile neyi toplarsam 18 yapar? 10'u. Karşılıklı kenarların toplamı birbirine eşittir kuralından bulduk. Evet, şekildeki ABCD paralel kenarı biçimindeki karton ile aşağıdaki adımlar izlenerek bir etkinlik yapılıyor. ED EC eşit olacak şekilde E noktası, bakın şurasına E diyorum. Buralar birbirlerine eşitmiş. FC eşittir FB olacak şekilde F noktası, şöyle F noktası diyoruz. Buralar birbirlerine eşit. Devamında D köşesinden AE boyunca katlayıp açarak katiz oluşturunuz. Şöyle A ile E noktalarını birleştiriyorum. Katizim bu şekilde. Devamında B köşesinden AF boyunca, bakın A'dan F'ye bir katizi ve C köşesinden EF boyunca şöyle E ile F katizini oluşturdum. Bir makas yardımıyla bütün katizlerini kullanarak kartonu kesiniz. Tamam, kestim. Alanlarım şöyle S, 2S, 2S ve 3S olmalı. Kuralımız böyleydi değil mi arkadaşlar? Buna göre bu etkinlik sonucunda elde edilen parçalardan herhangi ikisinin alanları oranı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bakın 1 bölü 3 olur değil mi? 1 bölü 2 olur. 3 bölü 2 olur. 2'yi 1'e böldüm. Evet, oldu. Ama 1 bölü 4, hani 4 yok alan. O yüzden A olmaz diyeceğiz. Evet, B noktasının yere uzaklığı kaç birimdir? Bakın arkadaşlar, C noktası 2, A noktası 8, D noktası 0, bizden B istiyor değil mi? Şöyle çaprazlama karşılıklı köşelerdeki noktaların yere uzaklıkları toplamı yine aynı şekilde B ile D'nin yere toplamına eşit olmalı. O halde 8 ile 2'yi topladım. B'nin uzunluğunu 10'dur diyeceğim. Evet arkadaşlar, şekil 1'e bakıyoruz. 4 tane raftiye, A, B, C, D raftiyeleri. Bunlara lastiği geçiriyoruz ve dikdörtgen bir şekil elde ediyoruz. Devamında diyor ki A, B noktalarındaki raftiyeler ikişer birim sağa kaydırılıp şekil 2 elde ediliyor. Yani A'da B'de ikişer birim kayıyor, şekil 2 elde ediliyor. Bu duruma göre alan değişir mi? Tabii ki de değişmez. Neden? Çünkü A 2 birim sağa gelirken B de 2 birim sağa geliyor. Yani burada alan daraltırken burada alan genişletiyor. Ölçülerim aynı olduğu için alanım değişmez. Sadece A 2 birim gelseydi ister istemez şurası kaybolacağı için alanım değişecekti. Ama 2 birim de şuraya geldiği için ne oluyor? Burada kaybettiğim alanı burada tekrar kazanıyorum. Evet, İsmail Bey ABCD paralel kenarı biçimindeki tarlasını AE ve BF doğru parçaları ile 3 oğluna eşit alanlı olarak bölüyor. AE 36 birim olduğuna göre AF kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar şeklime bakıyorum. Şuraya 2A diyelim. Aynı şekilde buraya 2A diyorum. Hani eşit ya. Şimdi burası da 2A olmalı ama burası üçgen değil. Öncelikle burayı iki tane üçgen şekline getiriyorum. Bakın şuraya bilmediğim için X diyeyim. Burası ne oluyor? 2A eksi X. Devamında bakın. 2A artı 2A eksi X. Yani 4A eksi X eşittir 2A artı X'e. Değil mi? Buna eşit olmalı. Artı x. Buradan eksi x artı olarak buraya çekersem 2x eşittir. 2a'yı da eksi olarak çektim. 2a. Buradan x ne geldi? A geldi. O halde ne yapıyorum? X yerine a yazarsam, bakın x yerine a yazdığımda a burası, a burası oldu. Devamında bakın a'ya 2a varsa burası k'ya 2k'dır. Değil mi? Toplam 3k 36 ise k buradan ne geliyor? 12. Benden AF isteniyor. O halde 2 ile çarptım. 24'ü işaretledim. Evet, x kaç birimdir? Bakın arkadaşlar, katlama sonucu şu açılarım eşit olmalı değil mi? O halde 180'den 45 çıkarttım. 135 2'ye böldüm. Bakın şurası 67,5. Aynı şekilde bakın Z kuralından burası ne? 45. Devamında 180'den 45 çıkarttım. 135. 67,5 buraysa yarısıydı bu. 67,5 da burası. Yani x buraysa x de burasıymış. Devamında bakın. Şöyle paralel kenara bir yükseklik atıyorum. 90'ın baktığı x ise 45'in baktığı nedir? X bölü kök 2. Buradan alan hesabı yaparsam taban çarpı yükseklik eşittir neymiş? 36 kök 2. Buradan
X kare eşittir. Bölükök 2'yi karşıya çarp olarak attım. Ne oldu burası? 36 çarpı 2. Buradan x için karekök alıyorum her iki tarafı da. X eşittir. 36 dışarı 6 diye çıkar. 2 içeride kalır. 6 kök 2'yi işaretlerim. Evet, şekil 2'deki A üssü ile C üssü noktalar arasındaki en kısa uzaklık kaç birimdir? Bakın arkadaşlar, EC'ye K dersem AG 2K, DC 4K. Aynı şekilde FC'ye M dersem AH 2M, AD de 4M oluyor. Bakın EC'ye K dedim. AG 2K oluyor şöyle. Ve DC 4K ise K buraysa 3K burası. Aynı şekilde FC M dedim. AH 2M oluyor. Şöyle AD 4M ise şuraya 2M kalıyor. O halde bakın şurası şöyle köşegen oluyor. Devamında bakın AC'nin 20 birim olduğu söyleniyor. Şöyle geliyorum A'dan H'a. Aynı şekilde C'den geçecek şekilde. Bunlar birbirine eşit değil mi? 20 ise arkadaşlar bakın 2K 2M'ye 2X diyeyim. Aynı şekilde 2X yansıyacak. KM'de X oluyor. X yansıyacak. Bakın 4X bura, 2X buraysa 2x buraya kalıyor. O halde bizden 2x isteniyor değil mi? Normalde arkadaşlar bakın k ile m oranı, 2k ile 2m oranı hani hep 2'ye 2 ya da 1'e 1. Oranları aynı olduğu için a üssü ile c üssünün çakışması lazımdı. Ama çizimden dolayı kayma olmuş. Siz bu 2x'i hani şöyle düşünebilirsiniz dümdüz bir şekilde. O halde bakın 4 4 daha 8x 20 ise bizden istenen 2x nedir? İşler dışlar yaparsam bakın 4'te 1'i 4'te 1'i ne olacaktır? 5.